Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 21, 22, 23 Nisan 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli limit yayınlarının Türkçe sorularını çözeceğim. Bu ve diğer Türkiye geneli deneme sınavlarını daha yakından takip etmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu cümledeki altı çizili sözde Göte'nin şiirlerine ilişkin anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Göte bir konuşmasında şiirleri için duygularımın anı defteri demişti ve anı defterinin hiçbir sayfası onun en içten duygularını bu hüzünlü belgeler kadar açık bir biçimde önümüze sermemiştir ifadesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar, duygularımın anı defteri dediğine göre burada ne demek istiyor? Hislerine tanıklık ettiğini söylüyor arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözlerle öyküye ilişkin anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Bakalım. Öykü ele avuca sığmaz. Muhalif bir tür ve Kortazar'ın deyişiyle puan toplayarak değil nakalkla kazanmak istiyor. İnsanların hikayelerini, ütopyalarını anlatma arzusu öykü türü içinde olanak bulunuyor, buluyor. Öykü çeşitli biçimlerde hayata dokunuyor. Öykü, yaşadığımız dünyanın hızına, avuçlarımızın arasından kayıp gidişine kendince itiraz ediyor. Suları tersine akıtmak istiyor ifadesinden. Bakın arkadaşlar, ele avuca sığmak ifadesinden biz ne anlarız? Baskı altına alınamamak ifadesini anlarız. Yine suları tersine akıtmak ifadesinden de neyi anlarız? İmkansız olanı zorladığını anlarız. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü soru. Bu parçada geçen hayat acemisi sözüne yukarıdakilerden hangileri örnek oluşturmaz diyor. Hayat acemisi ne demek arkadaşlar? Hayatın içerisinde fazla yer almayan, hayata ait değerleri bilmeyen kişiye denir. Bakalım birincisinde. Evrenin ilgili derin araştırma ve yaklaşımları olmasına rağmen evinde bozulan bir elektrik prizini onaramayan profesör bunu yapmamıştır arkadaşlar. Hayatın içerisinde yer almamıştır. Bundan dolayı biri ederiz arkadaşlar. Yine bilim çevrelerinde verdiği konferanslarıyla nam salmasına karşın metrolarda bir kez bile yer kapamayan felsefeci bu da bakın yine hayatın içerisinde e, kendine fazla yer bulamamış ya da hayat dersi almamış biri gibi gözüküyor. Bundan dolayı bu da Hayat Acemisi'dir arkadaşlar. 2'yi de elemiş oluruz. Üçüncü öncülde üniversitede eleştiri kur kuramlarıyla tanınan ancak yeni çıkan bir kitap hakkındaki eleştirileri tutarlılık göstermeyen akademisyen demiş. Arkadaşlar bu örnek oluşturmaz. Hayat Acemisi'ne bundan dolayı cevabımız 3 olacaktı. Yani C şıkkı arkadaşlar bizim doğru cevabımızdır. Evet geçiyoruz dördüncü soruya. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kupada pazar günü karşılaşacak iki takımın da birer mağlubiyeti bulunmaktadır ifadesine bakıyoruz. Bu maç kupada pazar günü oynanacak son maçtır demiş. Bilemiyoruz. Buna eledik arkadaşlar. Bu kupadaki maçlar hep pazar günü oynanmaktadır. Bunu da bilemiyoruz. Bunu da eledik. Bu iki takım şimdiye kadar oynadıkları maçlarda galibiyet yüzü görmemiştir. Bunu da bilmiyoruz. Bunu da eledik. Bu iki takım ilk kez bu maçta karşı karşıya gelecektir. Bunu da parça tam olarak vermiyor. Bunu da elemiş oluruz. Fakat dikkat edecek olursanız iki takımın da birer mağlubiyeti olduğuna göre arkadaşlar bu takımlar en az ne yapmıştır arkadaşlar? İki karşılaşma oynamıştır diyebiliriz. Bundan dolayı da cevabımız nedir? B seçeneğidir. Beşinci soru. Bu parçadaki 3 numaralı cümlenin parçadaki işleviyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Parçamızı okuyalım. Şimdiye kadar kahve üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen veriler günde 4, 4 bardak içildiğinde kahvenin rahim kanseri, prostat ve kolon kanserine yakalanma riskini düşürdüğü yönünde. Fakat uzmanlar çok tüketilen kahvenin vücuda olan yan etkilerini de hatırlatıyor. Fazla miktarlarda kahve tüketen insanlarda uykusuzluk, ansiyete ve alınganlık gibi belirtiler görülüyor. Aynı zamanda kahve geçici olarak tansiyonu yükselten uyarıcı kafein içeriyor. Bazı kişilerde refliğe neden olabiliyor ve mideyi tahriş edebiliyor. Arkadaşlar şimdi biz burada 3 numaralı cümleye bakıyoruz. Bu cümle bize neyi veriyor arkadaşlar? Ee, öne sürülen duygu ve düşünceleri örnekler üzerinden somutlaştırdığını gösteriyor. Bundan dolayı da cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıma duygular katılmamıştır diyor. Duyguların katılmadığı cümleyi soruyor arkadaşlar bize. 4 numaralı cümleye bakarsak, Bozburun'daki iskelelerden birinde Ağlarını onaran yaşlı balıkçıya sohbet ederek akşama varırım ifadesinde. Herhangi bir kişisel duygu ve düşünce olmadığı için bir duygu olmadığından dolayı arkadaşlar cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım arkadaşlar cümlelere. Dimitri Mendel, Mendeleyev. Periyodik tablonun ilk versiyonunu 150 yıl önce 1 Mart 1869'da ortaya koymuştu. 63 elementten oluşan periyodik tablonun bu taslak hali yıllar içinde birçok bilim insanının katkısıyla gelişti. Şimdi arkadaşlar B seçeneğine baktığımızda Dimitri Mendeleyev tarafından 150 yıl önce 1 Mart 1869'da ortaya konulan 63 elementlik periyodik tablonun taslak hali yıllar içinde birçok bilim insanının katkısıyla gelişti ifadesini görüyoruz. Bu, bu ifade yukarıda belirtilen iki tane cümlenin birleştirilmiş hali olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur diyor. Biz seçkin öğrenciler bütün normal insanlarda bulunan başkalarının hayatıyla ilgilenmek genini taşımayız. Bu eksikliğimiz bir sakatlık olarak sık sık yüzümüze vurulsa da bizler meraklarımız konusunda farklılığımızı doğanın bize verdiği bir armağan olarak bilmekte daima kararlı olmuşuzdur. Bizim meraklarımız daha çok varoluşun kendisi ve düşlerle ilgilidir ifadesinden bakın arkadaşlar dönüşlülük zamiri var mı? Evet. Ben buradan nedir? A seçeneğini çıkarırım. Kendisi dönüşlülük zamiri. A'yı elemiş olduk. Belgisiz zamir var mı arkadaşlar? Belgisiz zamir başkaları ifadesi görüyorsunuz bakın burada. Ben buradan da C seçeneğini elemiş olurum. Bunu da eledik. Peki belgisiz sıfat var mı? Şurada bakın arkadaşlar bir armağan demiş. Herhangi bir armağan anlamına gelir. Dolayısıyla belgisiz sıfatı da elemiş oluruz. Buradan da B seçeneği çıkar arkadaşlar. İşaret sıfatı var mı? Bakın şurada bu eksikliğimiz ifadesi var. Hangi eksikliğimiz? Bu eksikliğimiz. Bu burada nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. E seçeneğinde buradan çıkarmış oluruz. Geriye kalan işaret zamiri olmadığı için cevabımız da D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bağımlı sıralı bir cümledir diyor. Bakın arkadaşlar sıralı cümle olması için iki tane yüklemin birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanması gerekiyor. Eğer öge ortaklığı varsa da biz ona ne diyoruz? Bağımlı sıralı cümle diyoruz. Şimdi B seçeneğine baktığımızda kardeş kardeşi atmış atmış yüklem yar başında tutmuş tutmuş yüklem. Arkadaşlar iki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için nedir bu cümle? Bu cümle sıralıdır arkadaşlar. Kim atmış? Kardeş özne. Kimi atmış? Kardeşi nesne, belirtili nesne. Tutmuş yüklem. Kim tutmuş? Kardeş. Bakın ne oldu burada? Öznesi ortak. Kimi tutmuş? Kardeşi tutmuş. Nesne, nesnesi de ortak. Nerede tutmuş? Yar başında. Bu da dolaylı tümleç. Görmüş olduğunuz gibi hem öznesi hem de nesnesi ortak bağımlı bir sıralı cümle görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur demiş. Belirtili ad tamlaması diyor. Bakın arkadaşlar. Sonbaharın günleri. Her ikisi de ek almış. Her ikisi de ek aldığına göre bu nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Bu yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İlgi ekiyle türemiş sıfat diyor. Limandaki çay bahçesi dediğinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki ki nedir? Sıfat yapan ki'dir ve yapım ekidir ve aynı zamanda ilgi ekiyle türediğini görüyoruz sözcüğün. Dolayısıyla C seçeneğinde elemiş oluruz. İsim fiil grubu demiş. Nerede var arkadaşlar? Yönelmek oluyor ifadesinde yönden yönelmek. makme nedir arkadaşlar burada? isim fiil ekidir. Başka var mı peki? Kucaklaşmak derken yine matmek isim fiil ekini almış. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Zarf fiil grubu var mı? uğrayıp dediğimizde arkadaşlar bakın burada da ıp ip eki nedir? Zarf fiildir. Bundan dolayı da E seçeneğini elemiş oluruz. Peki ayrılma hal eki alan isim diyor arkadaşlar. Bakın bize ismi sormuş, doğru mu? Bunu bulmamız gerekiyor. Önceden kelimesinde den doğrudur. Ayrılma hal Fakat sözcük isim midir? Buna bakalım. Önceden duyduğum demiş. Duyduğum arkadaşlar nedir? Fiilimsidir. Ne zaman duyduğum? Önceden. O zaman bu önceden kelimesi ne olur arkadaşlar? Zaman zarfı olur. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Çünkü ayrılma hal almış isim diyor. Bu isim değil. Ne olacak arkadaşlar? Zarf olacak. 11. soru. Bu cümlenin ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Ankara, Anadolu uygarlıklarının mirası üzerinde yükselen ve bir diplomasi şehri olarak ünlenen geçmişine değişim ve atılım dolu bir gelecek ekliyor ifadesinde. Ekliyor yüklem. Ekleyen ne? Ankara özne Ankara ne ekliyor? Değişim ve atılım dolu bir gelecek. Bu nedir? Belirtisiz nesnedir. Neye ekliyor? Anadolu uygarlıklarının mirası üzerinde yükselen ve bir diplomasi şehri olarak ünlenen geçmişine ekliyor arkadaşlar. Şu eğik çizgiyle gösterdiğim yerde yani şu kısımda nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleç olacaktır öge sıralanışı da özne, dolaylı tümleç, nesne ve yüklem olan nedir? B seçeneğidir arkadaşlar. 12. soru. Aşağıda verilen dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. İyi çocuklara derken çocuk isim, nasıl çocuklar, iyi çocuklar niteleme sıfatı. Mavi bir iklim gibi çağırır, beni sesin ifadesinde ise iklim isim nasıl iklim mavi iklim bu da niteleme sıfatı geniş zamanlar umuyordunuz ifadesinde zaman isim nasıl zaman geniş zaman bakın arkadaşlar bu da niteleme sıfatı loş kayıkhaneleri ile bir yalı ifadesinde ise kayıkhane isim nasıl kayıkhaneler loş kayıkhaneler bu da niteleme sıfatı çöp gibi bir olan ipinci ifadesinde ise Bakın edat grubu oluşturmuş. Aynı zamanda oğlan, nasıl oğlan, çöp oğlan takısız isim tamlaması var. Bundan dolayı da bu sözcük nedir arkadaşlar? İsimdir. Ve doğru cevabımız da E seçeneğidir. 13. soru. Bu cümledeki hem hem de bağlacının yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir değişme olmaz diyor bakın. Parçamıza bakalım. Türk romanının kilometre taşlarından biri sayılan Tutunamayanlar hem kullandığı dilsel araçlar hem de kendinden önce gelen edebiyat geleneğiyle kurduğu ilişki açısından çok zengin bir metindir ifadesinde. Bakın hem de ve hem bağlacını görüyoruz arkadaşlar. Bunun yerine ya ya da gelmez, ne ne de gelmez, ister ister de gelmez, kah kah da gelmez arkadaşlar. Gelse gelse ne gelir? Gerek gerek ikilemesi şeklinde olan e, bağlaç gelir arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız nedir? C seçeneğidir. Geçiyoruz 14. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Bakın arkadaşlar C seçeneğine bakalım. Avrupa'nın en ünlü sivil gotik anıtlarından biri olarak gösterilen ve 15. yüzyılda yapılan Lonka binası ziyareti hak ediyor ifadesinde gotik anıtlarından dediğin için arkadaşlar bunlar nedir? Küçük harfle yazılacaktır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Bakalım haline kelimesi doğru. Elverişli doğru. iç içe ayrı yazılır. MSÜ'de hatırlayın bitişik yazmışlardı. Oradan da hatırlayabilirsiniz. Yepyeni pekiştirilmiş bir sözcük bitişik yazılır bu da doğru ama sarf ettiği kelimesi nedir arkadaşlar ayrı yazılmalıdır. Neden? Çünkü yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerde ses düşmesi ya da ses türemesi olursa bitişik yazılır. Bunun dışında da ayrı yazılır. Sarf etmekte de herhangi bir bitişirken ses olayı olmadığı için ayrı yazılması gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. 16. soru bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir diyor. Bakın arkadaşlar o günlerde dönebilseydik avluları virgül haremi virgül selamlığı dolaştıktan sonra İshak Paşa'nın babası Abdi Paşa virgül bizi muayede salonunda kurdurduğu sofrada ağırlardı. Paşa'nın mide rahatsızlığı malum noktalı virgül o yüzden sinirsiz virgül yağsız etten yapılmış meşhur Abdügör köfte ana yemek olurdu ifadesinden arkadaşlar biz neyi çıkarırız? 4 numaralı yere virgülden farklı noktalama işareti gelmiştir. O yüzden cevabımız da D seçeneğidir. 17. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Ünsüz benzeşmesi diyor. Bakın bekleyecekti dediğimizde arkadaşlar burada ne var? Bakın burada ünsüz benzeşmesi var arkadaşlar. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. Ünsüz yumuşaması var mı arkadaşlar? Bakalım. Bakın şurada yutmaktan yudum olmuş. Burada ünsüz yumuşaması var. B seçeneğini elemiş olurum arkadaşlar. Ünlü daralması var mı peki? Buna bakalım. Ünlü daralması. Evet, görmüyordu ifadesinde olumsuzluk eki olan e eki arkadaşlar ne olmuş? Daralarak Ü'ye dönüşmüş. Burada da ünlü daralması vardır. O yüzden C seçeneğini denemiş olurum. Peki ünlü düşmesi var mı? Yalındır kelimenin kökü bakın burada arkadaşlar. Yalnızca olmuş. Burada da ünlü düşmesi var. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. Ama parçada herhangi bir ünsüz düşmesi olmadığı için cevabımız nedir? D seçeneğidir. 18. soru. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır diyor. Parçası kelimesine baktığımızda arkadaşlar zaten kelimenin kökü nedir? Parçadır. S kaynaştırma harfidir. I nedir arkadaşlar? Bu da iyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir yapım eki almadığı için cevabımız nedir? A seçeneğidir. 19. soru. Bu parçada kangal köpekleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Parçamıza bakalım. Kangal, çoban ve bekçi köpekleri cesaretleri, hızlılıkları ve çeviklikleri ile tanınırlar. Bazı tarihçiler kangal köpeklerinin Orta Asya'dan göç eden bazı Türk boylarıyla birlikte Anadolu'ya geldiğini düşünmektedir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kangal köpeklerini aslan kadar kuvvetli olarak tarif etmektedir. Kangal köpekleri kadın ve çocuklara karşı gayet sevecendirler. Sadece kuvvetli ön sözleri sayesinde kötü niyetli kişilere karşı saldırgan tutum sergilerler. Bir çoban köpeği olarak görevlerine son derece bağlı olan Kangal köpekleri özellikle hayvancılık yapanların en büyük yardımcısı konumundadırlar. Kangal köpekleri dünya köpek ırkları arasında kurtlara karşı koyabilen tek köpek cinsidir diyor. Seçeneklere bakalım. Eskiden beri kuvvetli bir hayvan olarak bilindiğine arkadaşlar buna değinmiş. Ağız içine ne Kurtlara karşı koyabilen tek köpek cinsi olarak bilindiğine buna da değinmiş. Bunu da ederiz. Orta Asya'da Anadolu'ya Türklerin göçleriyle geldiğinin sanıldığına buna da değinmiş. Bunu da ederiz. Kuvvetli ön sözleriyle suç işleyebilecek kişileri algıladıklarına buna da değinmiş. Bunu da ederiz. İyi eğitildiği takdirde sürülerin korumasını tek başına üstlenebildiğine arkadaşlar buna değinmediği için doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. 20. soru bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Kişileştirmeye başvurma diyor arkadaşlar. Bakalım nerede var? Bakın şurada ilk baharın tatlı rüzgarlarıyla sarhoş olan martılar demiş. Martıların sarhoş olması arkadaşlar mümkün değildir. Bu insanlara ait bir özelliktir. Doğa aktarıldığı için nedir burada? Kişileştirme vardır. O yüzden ben buradan A seçeneğini çıkartabilirim. A'yı da elemiş olduk. Geçelim. Benzetme yapma demiş arkadaşlar. Bakın şurada minik bir çiçek ormanı gibiydi ifadesinden biz. Ne, al ne anlıyoruz arkadaşlar? Benzetme yapıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla buradan da B seçeneğini elemiş oluruz. Farklı duyulara yer verme var mı? Var. Havayı çınlatıyordu derken çınlatmak işitme duy organını hitap eder. Badem bahçesi demiş. Bu da görme duy organını ifade eder. Bundan dolayı da arkadaşlar farklı duyulara da ne yapmıştır? Değinmiştir. Buradan da D seçeneği çıkar. Nitelendirmelerde bulundurma demiş. Burada da arkadaşlar bakın şurada küçük tepe dediğinde ya da minik bir çiçek dediğinde ne oluyor arkadaşlar? Ben buradan da E seçeneğini çıkarmış olurum. Niteleme sıfatları var çünkü. E'yi delemiş olduk. Ama parçada herhangi bir ikileme olmadığı için arkadaşlar doğru cevabımız da C seçeneğidir. 21. soru. Bu parçada söz edilen programla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Bakın arkadaşlar parçayı okuduğumuzda şurada ah çocuklarımız çok izliyor ifadesinden biz neyi çıkarırız arkadaşlar? A seçeneğini çıkartırız. Yani çocukların beğenisini kazandığını çıkartabiliriz. O yüzden A'yı elemiş olduk. Yine çocukların da izleyebileceği büyüklerin de izleyebileceği bir program ifadesinden de arkadaşlar biz neyi çıkartırız? B seçeneğini çıkartırız. Büyüklere ve küçüklenme seslenme amacı taşıdığı buradan çıkarılmaktadır. B'yi elemiş olduk. Yine arkadaşlar öyle olmadığı halde çocuk programı olarak anıldığına ise bunu da buradan çıkarırız arkadaşlar C'yi. O yüzden C seçeneğini de elemiş olduk. Akışında müziğe yer verildiği demiş. Bakın biraz da müzik olan ifadesini görüyoruz buradan. Buradan da biz E seçeneğini çıkarmış oluruz. E'yi de eledik. Ama zamanla aile programı olarak kabul gördüğün arkadaşlar çıkaramayız. Bundan dolayı da cevabımız nedir? D seçeneğidir. 22. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diyor. Günümüzde fotoğrafın görsel sanatlara sunduğu imkanların ve problemlerin niteliği ele alındığında fotoğrafın ilk ortaya çıktığı dönemdeki birçok problemin hala etkili olduğu hatta daha da çetrefilli bir hale geldiği gözlenim, gözlemlenebilir. Günümüz çağdaş sanatının yoğunlaştığı her bir problem kameranın icadı ve yaygınlaşmasıyla başlayan problemlerin birer üst versiyonu gibidir. Fotoğraf sanatının getirdiği her sanatsal ve estetik tartışma sonraki teknik gelişmelere de katlanarak ilerlemiş gibi görünmektedir. Bu konuda Walter Benjamin'in Fotoğrafın geleneksel estetik anlayışın karşısına çıkardığı güçlükler sinema sanatındakilere oranla çocuk oyuncağıydı sözü açıklayıcıdır ifadesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar şurada bir ne var? Tanık gösterme var bu ifadeyle. Fakat ağır basanı sormuş bize. Ağır basan da burada nedir arkadaşlar? Bir tartışmanın olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneğidir. 23. soru bu parçanın yazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Kitabı yayınlamadan önce şiir yazan, okuyan, ayrımı yapmadan 30'a yakın arkadaşı okuttum. Çabalarını sevgiyle anıyorum. Baskın değilim. Bir yaş paniği yaşadığım yönünde oldu. Bir şair arkadaşım bu izleyi iyi anladı sanıyorum. En azından benim hissetmeme karşılık veren bir anlamaydı. 40 yaşıma yürürken de dünyayı kurtaramıyorum dizesi buna iyi örnektir. Dünyayı kurtaramıyorum. Burada bir ironi var ama arkadaşımın yorumuyla da bir düş yolculuğudur. Bir tür muhaç meydan muharebesidir ifadelerini görüyoruz. Arkadaşını okutturuyor, onun ona eleştiri yaptırıyor. Bundan dolayı da biz bu yazar ilgil ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Eleştirileri dikkat alan biridir. Bundan dolayı da nedir? Cevabımız C seçeneğidir. 24. soru. Bu parçada Refik Halit Kara ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bakın arkadaşlar şurada şenlikli bir kalemi vardır ifadesinden biz A seçeneğini çıkartabiliriz arkadaşlar. Bundan dolayı A'yı elemiş olduk. Şuradan başlayarak da en hüzünlü hikayede bile kasvet çökmez Okurun yüreğine hafif bir yürek burkuntusu olur. Elbette ifadesinde de arkadaşlar biz neyi çıkarıyoruz? İçi ferahlatan bir anlatımla hikayelerini kaleme aldığını çıkarabiliriz. Bundan dolayı da B seçeneğinde elemiş oluruz. Şuradan da maceraya ağırlık verir ifadesini görüyoruz. Olaylara maceraya ağırlık verir. Maceraya ağırlık veriyorsa değerli arkadaşlar maceranın olduğu yerde hareket ve merak unsuru vardır. Bundan dolayı da biz buradan da D seçeneğini çıkartırız. D'yi elemiş olduk. Yine arkadaşlar şuradan da macera denenerek küçümsenen kitaplarında bile etle kemiği kemiğiyle yaşayan karakterler yer alır ifadesinde de bakın yaşayan karakterler demiş. O zaman canlı ve yaşamın içinden hareketlere yer verdiğinde çıkarabiliriz. E seçeneğinde elemiş olduk. Geriye kalan C seçeneği nedir arkadaşlar? bizim doğru cevabımızdır. Mekan tasvirlerinde önemli bir başarı yakaladığına sanatçı ne yapmamış arkadaşlar? Değinmemiştir. 25. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar demiş. Hat sözcüğü kelime anlamı olarak yazmak, çizmek, kazmak, alamet koymak manalarına gelmektedir. Terim anlamında ise Arap asılı yazının estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı şeklinde ifade edilmektedir. Bazı kaynaklarda estetik ve endişeli yazı yazma sanatı olarak geçen Hüsni Hat bu endişesinden dolayı yazanına Hattat ismini verip katiplikle arasındaki en büyük farkı ortaya koymaktadır. Hat sanatının tarih sahnesinde görüldüğü yıllar İslamiyet'in ilk dönemlerine kadar uzamaktadır. Bu dönemde basit hatlardan oluşan yazıya da makili ismi verilmektedir. Daha sonralarında bu yazıyı geliştirerek küfi yazı meydana getirilmiştir ifadesine baktığımızda arkadaşlar bakın 4 numaralı cümleden sonra farklı bir konuya geçtiğini görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu parçadan aşılaklardan hangisi çıkarılamaz diyor. Bakın arkadaşlar İstanbul'a sanatsal etkinliklerin yoğun olduğu ifadesini biz nereden çıkarırız? birinci cümeden çıkarabiliriz. Gün geçmiyor ki büyük şehirde İstanbul'da bir düzüne sergi ile karşılaşmayalım ifadesi den A seçeneği çıkar. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Kadınların çeşitli sanat dallarına ilgi göstermeye başladığını nereden çıkarız arkadaşlar? Bakın seramikte de bunlar yani kadınlar e, erkeklere göre geri planda kalmıyorlarmış. Bundan dolayı da çeşitli sanat etkinliklerinden uğraştığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı da B seçeneğini de çıkarmış olduk. Kadın ressamların sayısının azımsanmayacak bir düzeye ulaştığını ise nereden çıkarız arkadaşlar? Şuradan eski kataloglarda tek tük beliren kadın ressam adları bugün hayli kabarık bir sayıya ulaşmıştır ifadesini çıkarabiliriz. Buradan da C seçeneğini elemiş olduk. Resim sanatına farklı çevrelerden ilginin oluştuğunu ise arkadaşlar nereden çıkarırız? Bakın şuradan bir dostunuzun, bir hukukçunun, bir matematikçinin veya emekli bir gümrük memurunun günün birinde bir sergi açıp da tebriklerini kabul ettiğini görürsünüz ifadesinde. Buradan da arkadaşlar biz D seçeneğini çıkarmış oluruz. D'yi delemiş olduk. Kadın ressamların sanat tarihindeki geleneği sürdürdüklerini herhangi bir yerden çıkmadığı için doğru cevabımız da E seçeneğidir. 27. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor arkadaşlar. Bakalım. Ben bir gürgen dalıyım. Hasan Ali Toptaş'ın insanoğlunun tehlikeli yönünü bir gürgen ağacının dilinden anlattığı bir çocuk kitabıdır. Son dönemlerde biz yetişkinler bu tarz çocuk kitaplarını okur ve beğenir olduk. Bence bunun nedeni bu kitapların dilinin çocukların ağızdan, ağzından yazılmışçasına samimi ve yalın olmasıdır. İnsanoğlu olarak belki de bunu özledik. Ben bir gürgen dalıyım, dili sade, anlaşılması kolay bir kitap. Bakın arkadaşlar, 5 numaralı cümle dil ve anlam bütünlüğünü sağlamadığı için anlatımın akışını bozmaktadır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneğidir. 28. 2 numaralı parçanın 1 numaralı parça ile ilişkisini aşağıdakilerden hangisi açıklar demiş. Göç stratejisi ve rotaları türler arasında değişiklik göstermesine rağmen süzülen göçmen kuşların Göçü daha çok ilgi çekmekte. Leylek, kartal, şahin gibi geniş, büyük kanatlı ve iri kuşlar göç sırasında sürekli kanat çırpma yerine süzülerek uçuşu tercih eder. Bu uçuş şeklinin aktif uçuşa göre 23 kat daha az enerji gerektiriyor olması bu iri kuşların niye süzülerek göç ettiğini açıklıyor. İkinci öncül, güneş ışığının yeryüzünü ısıtmasıyla birlikte yerden yükselen sıcak hava akımları içine giren kuşları hızla yukarı kaldırabilmekte. Bu yükselme sırasında dönerek sıcak hava sütunu içinde kalmayı başaran kuşlar termalin gücüne göre zaman zaman kilometrelerce yüksekliğe ulaşmaktalar. Bir sonraki termale kadar göç rotası üzerinde süzerek ilerleyen kuşlar çok az kanat çırparak termallerin uygun bulduğu zamanlarda bir günde 400 kilometrelik mesafeleri kat edebilir ifadesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar ikinci öncül ne yapıyor arkadaşlar? Birinci öncüldekileri bilimsel yönden açıklıyor. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneğidir. 29. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. A seçeneğine baktığımızda Avrupa'da Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yeni insan romanı yönlendirici olmuştur ifadesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar şuradan itibaren bu yeni insan konusunu oluşturduğu romanı tarz olarak da zorlamış ve sonunda kendisinden başka bir amacı ulaşamayacak yeni bir roman akımı giderek yaygınlaşmaya başlamıştı ifadesini görüyoruz. Buradan biz A seçeneğini çıkarırız arkadaşlar. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş olduk. Yine tarihsel olayları edebi anlayışlar üzerinde etkisi olduğunu yine buradan da çıkarabiliriz. Bundan dolayı C seçeneğini elemiş olduk. Arkadaşlar şuradan da Avrupa'da yalnızlaşmış, çözülmüş, artık herhangi bir değere kendisi kolayca teslim etmeyen yeni bir insan türemiş ifadesini görüyoruz. Biz buradan da arkadaşlar B seçeneğini elemiş oluruz. Şuradan itibaren de biz D seçeneğini çıkarırız. Çünkü dikkat edecek olursanız D seçeneğinde bizdeki roman ile Batı'daki roman koşullara bağlı olarak farklılık gösterir demiş. Bakın şurada fark kelimesini görüyoruz. Burada da çelişkiler kelimesini görüyoruz. Bu iki kelime, iki grup arasındaki, batıdaki roman ile Türk romanı arasındaki farkları açıklamak için kullanılan kelimelerdir. Bundan dolayı da D seçeneği elemiş olduk. Bergson felsefesinin etkisiyle bizde de yeni tarz romanlar yazılmıştır ifadesi nedir? E, çıkarılamayacak ifadedir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneğidir. Geçiyoruz 30. soruya arkadaşlar. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur demiş. Bakın arkadaşlar ben şunu bir numara olarak kabul edelim. Daha sonra bunu iki olarak kabul edelim. Sonra arkadaşlar bu üç numara olur. Bu dört olur arkadaşlar. Bu da beş olur. Bundan dolayı da cevabımız nedir? A seçeneğidir. 31. soru. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın şuradan itibaren okuduğumda yıllarımı, yıllarımızı, duygularımızı, kabiliyetlerimizi harcarız bu uğurda. Sayısı sıkıntılara katlanırız. Bize her an kollarını açan bir dostlar topluluğundan habersiz yaşarız. İçlerinde hükümdarlar da vardır. Devlet adamları da günlerde şikayet etmeden iltifatlarımızı beklerler. Ağız açmalarına izin vermeyiz. Seçiş özgürlüğümüzün sınırsız olduğu tek dünya kitaplar dünyasıdır diyor. Arkadaşlar biz buradan... Aradığımız her şeyi hükümdarları, devlet adamları da dahil olmak üzere kitaplarda buluruz. O yüzden de en iyi dostlarımız nedir? Kitaplardır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneğidir. 32. soru. Bu parçada bülbül ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bülbül boyu 16,5 cm, ağırlığı ise 21 gram kadar olan bir kuştur. Kızıl kuyruk kuşuna benzese de kuyruğunun ortası ve bacakları onlar gibi koyu renge sahip değildir. Kuyruk sokumu ve sırtındaki tüyler kızıla çalan kahverengi altındaki tüyler uçuk nohut sarısı denilen renktedir. Boğaz kısımları soluk renklere sahiptir. Erişkin kuşlarda silik renkte göğüslük kısmı bulunur. Kahverengi başının üzerinde siyah renkte iri gözlere sahip olan bülbülün kaşları kır rengine sahiptir ifadelerini görüyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dış görünüşüyle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneğidir. 33. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre cümlelerden hangileri getirilemez diyor. Bakın hemen bakalım. Tarihi dokusuyla birlikte yaşamasına rağmen İstanbul tarihte yaşamıyor. Aksine burayı boş bırakmış gördüğünüz olduğunuz gibi arkadaşlar. İstanbullular bu değişimi ekonomik ve kültürel hayatta doğrudan yaşıyorlar. Aslında bakılırsa İstanbul Türkiye'nin iç yüzüdür. Yani İstanbul'daki değişim ve dönüşüm Anadolu'nun bütün şehirlerine kadar yansımaktadır diyor. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz değişim kelimesi çokça vurgulanmış. O yüzden de buna göre bir değerlendirmede bulunabiliriz. Modern dünyaya entegre olarak gün geçtikçe gelişiyor, değişiyor. Bakın burada bu ifadeler geçiyor. Bundan dolayı biri getirebiliriz bir numarayı elemiş olduk. Çağdaş yaşam ile tarihsel dokuyu birbirinden uzakta yaşamaya çalışıyor. Arkadaşlar bunu nedir? Getirilemez. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Modern yaşamın çıkmazları içinde günden güne özgünlüğünü yitiriyor. Bakın arkadaşlar bu da getirilemez. Dolayısıyla üçü de almış olurum. Çağdaş yaşama bağlı olarak her geçen gün gelişerek değişiyor. Bakın yine değişiyor ifadesini kullanmış. Bu da boş bırakılan yere gelebilir. 4'ü denemiş olduk. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Yani C seçeneği doğru cevabımızdır. 34. soru. Bu parçanın anlatımında yukarıdakilerden hangileri vardır demiş. Arkadaşlar bakın parçaya baktığımızda şurada yanlış hafıza bir olay ve hatıra hakkında zihnimizin ürettiği çarpıtılmış veya uydurulmuş hafıza türüdür diyor. Bu bir nedir arkadaşlar? Tanım cümlesidir. Yine şuradan itibaren ama bir de bu bilgileri yanlış hatırlamak var ifadesinden başlayarak cümlenin sonuna kadar arkadaşlar ne yapıyor? Örnek veriyor. Bundan dolayı da tanımlama yapma ve örnek verme var arkadaşlar. Tanık gösterme herhangi bir kişinin sözüne yer vermemiş. Yine karşılaştırmada yapmamıştır. Bundan dolayı da cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Yani A seçeneği doğru cevabımızdır. 35. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcükle durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır diyor. Bakın yapılmayanı soruyor arkadaşlar bize. Şurada demin altını çizdiğimiz ama bir de bu bilgileri yanlış aktarmak var. Aslında bizi birçok durumda yanlış çıkarım yapmaya da yapmaya ve iddialarda bulunmaya iten de bu ifadesini görüyoruz. Bakın bu kelimesinin altı çizilmiş bundan önceki ifadeye baktığımızda hafızamın hafızamızın kimi zaman bizi yanılttığını çıkarabiliriz. O yüzden 2'yi e, elemiş oluruz. Hafızanın sanıldığında çok daha güçlü olmasını çıkaramayız. Biri alırız. Kimi bilgilerin hafızamızda kalıcı izler bırakması arkadaşlar bunu da çıkaramayız. Bu da buna da gönderme yapılamamıştır. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneğidir. 1 ve 3 numaralı öncüler gönderme yapılmamıştır. 36. soru. Bu parça aşağıdakilerden hangisini anlatmak amacı ile yazılmış olabilir diyor. Bakalım. Ataş da onun gibi konuşurcasına yazar. Süsten, oyundan, yalandan, yapmacılıktan hoşlanmaz. Yazısının bir kılıç gibi keskin ve yalın olmasından hoşlanır. Ataş da onun gibi gençlerle ilgilenir. Çelişkiye düşmekten çekinmez. Öfkeli, hırçın ve kavgacıdır. Oldukça öznedir. Öyle ki onun takma adla yazdığı tiyatro eleştirilerini okuyanlar havası, yaklaşımı, tutumu bakımından Ataç'ın ona çok benzediğini söyleyebilirler. Biz buradan ne çıkarız arkadaşlar? Ataç'ın benzediği sanatçı ile ortak yönlerini açıklamak için yazıldığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneğidir. 37. soru. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bize asıl anlatılmak isteneni sormuş. Bakın arkadaşlar şuradan itibaren okuduğumuzda Sanatçı dünyayı bütün manasıyla algılayan, algılarını tecrübeleriyle birleştirip insanlığın hizmetine sunan kişidir. Sanatçılar yapıtlarıyla var olurlar ancak kendilerini var ettikten sonra toplumu da var etmek için çalışmazlarsa görevlerini yapmış sayılmazlar. Toplumun var olması demek aydınlık fikirlere, fikirlerle donanmış olması demektir ifadesini görüyoruz. Buradan da arkadaşlar biz neyi çıkarırız? İnsanı ve toplumu anlatan, topluma ışık tutan eserler okumaya değer değer eserlerdir ifadesini çıkarabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. 38. soruya geçiyoruz. Bu diyalogda boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir diyor. Güzel tarafı çalışma arkadaşların, öğrencilerin etrafında herkes bir şey üretmeye çalışıyor, düşünüyor ve okuyor. Onlardan teknik ya da kuramsal yeni bir bilgi alma etkileşime geçiriyor ifadesini görüyoruz arkadaşlar. Biz buradan akademisyen olmak üretim pratiğinizi nasıl etkiliyor sorusunu sorabiliriz. Bu cümleye göre, bu parçaya göre. İkinci parçada ise bir defterim var. Oraya aklıma geleni yazıyorum, çiziyorum, dönüp tekrar okuyorum. O zaman ne düşünmüşüm ve şimdi ne düşünüyorum? Aslında hep kendimi sorgulayarak geçiyor ifadesini görüyoruz. Burada da arkadaşlar çalışmalarınızı üretirken nasıl bir yol izliyorsunuz sorusunu sorabilirim. Bundan dolayı da nedir doğru cevabım C seçeneğidir. 39. soru bu parçadaki altı çizili sözde yukarıdaki tekniklerden hangilerine başvurulmuştur diyor. Yüreğinin toprağına ölüm korkusunun tohumunu atar ifadesinden bakın biz hangi teknikleri görebiliriz? Anlatılması güç bir durumu örneklerle anlaşılır kılmak. Arkadaşlar bunu çıkaramayız. Bir durumu somutluk kazandırmak için benzetmeye başvurmak. Bakın somutlaştırmaya çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi toprak ifadesini kullanıyor, tohum ifadesini kullanıyor. Bunlar somut şeylerdir. Ölüm korkusunu bunlara benzetmeye çalışmış somut ifadelerle. Bunu çıkarabiliriz. Buna başvurulmuştur. İki durum arasındaki ilişkiyi betimleyerek açıklamak. Buna da değinilmemiştir. Bundan dolayı da cevabımız nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 40. soruya. Bu parçadan hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Hemen parçamıza bakıyoruz. İnsanoğlu çağlar boyunca ölüm karşısında hep çaresiz kaldı. Bu yüzden de ölüme bir sürü anlam yükledi. Böylece bir nebze de olsa kendini avutmaya çalıştı. Fakat bu çaresizliği onun peşini hiç bırakmadı. Kil tabletler üzerine yazılmış neredeyse yazı kadar eski olan Gılgamış destanı Kral Gılgamış'ın ölümsüzlük peşinde koşarken yaptığı yolculuğu anlatır. Gılgamış destanı bilinen en eski edebi metinlerden biridir. Gılgamış'ı bu ölümsüzlük yolculuğuna çıkardan da can dostu Edikundu'nun ölümüdür. Tüm insanlar ölüm karşısında çaresiz olduğu gibi Gılgamış da Edikundu'nun ölümü karşısında çaresizdir. Edikundu'nun ölümünü kabullenmediği için gömülmesine de gönlü razı olmaz. Ta ki burnundan kurtçuklar düşene kadar. İşte bu son Gılgamış'ın yüreğini yakar ve yüreğinin toprağını ölüm korkusunun tohumunu atar. O günden sonra da ölümden korkmaya ve günlerce bozkırda başıboş dolaşmaya başlar ifadesini görüyoruz. Bakalım hangilerine ulaşabiliriz? İnsanlar bir çare bulamadıkları ölüme ona çeşitli anlamlar yükleyerek kendilerini teselli etmişlerdir. Evet arkadaşlar bunu çıkarabiliriz. İnsanların ölümsüzlük arayışı çok eski çağlardan beri devam etmektedir. Bunu da çıkarız arkadaşlar. Gılgamış destanı ölümün bir yokluk olmadığı teması üzerinde kurulmuştur diyor. Bunu çıkaramayız arkadaşlar. Böyle bir şeye ulaşamıyoruz parçadan. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneğidir. 1 ve 2 nolu öncülere ulaşılmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki Türkiye geneli deneme sınavında buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.